Peygamber Efendimizin hayatının hemen her alanı gibi giyim kuşamı da başta hanımları olmak üzere sahabiler ve bütün Müslümanlar için ilgi konusu olmuştur. Dolayısıyla onun neleri giyip giymediği, hangi çeşit giyecekleri tavsiye edip hangilerinden sakındırdığı üzerine önemli durulmuştur. Yıllar geçmesine rağmen Peygamberimizden hatıra olarak pek çok eşya kaldı. Her ne kadar az bilinse de Türkiye'de pek çok önemli eşyası bulunmaktadır. Bazıları özelken, bazıları ise müzede sergileniyor. Gelin Türkiye'de olan eşyalarına hep birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Hazreti Muhammed'in sırtına giydiği hırkayı, su içtiği kaseyi, savaşta kullandığı sancağı, saçının telini, dişinin minesini, tüm bunların sergilendiği Topkapı Sarayı Müzesi Mukaddes Emanetler bölümü çok büyük dikkat çekmektedir. Peygamberlere ait eşyalar tüm dinlerde kutsal sayılıyor. Hristiyanların Hazreti İsa'nın gerildiği çarmıhın parçalarını, Yahudilerin Hazreti Musa'nın kullandığına inandıkları eşyaları saklaması gibi. Ancak Topkapı Sarayı'ndaki has odayı diğerlerinden ayıran, başka hiçbir dinde bu kadar geniş bir kutsal emanet koleksiyonunun bir arada bulunmaması. Bugün sarayın mukaddes emanetler odasında 605 parça eşya sergileniyor. Bunların içinden Peygamberimize de ait olduğu söylenen önemli eserler bulunmaktadır. Peygamberimizin emanetleri olduğu müzeler her yıl yüzlerce insan geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan orayı ziyaret edenler arasında yer aldı. Ziyaret ilk başta dua yapılarak başlandı. Çok sakin bir şekilde gerçekleştirilen ziyarette gazeteciler de bulunuyordu. Görüntülerde en çok dikkat çeken yeri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da merak ettiği ve Peygamberimizden kaldığı belirtilen kutsal kıyafetiydi. Çok az insanın görebildiği o emanet çok özel bir şekilde korunuyordu. Kendi elleriyle sandığı açıp kapatan Erdoğan'ın o anlarda gelin neler yaşadığına hep birlikte bakalım. Bu anlardan sonra ziyaret kısa sürede bitiyor. Akıllarda ise bu görüntüler kaldı. Tabii ki de Peygamberimize ait eşya sadece bu değildi. Hazreti Muhammed ve diğer peygamberlere ait pek çok önemli kişisel eşyalar çok fazla var. Gelin onlar hangisiymiş hep birlikte bakalım. Hırka-i Şerif. İstanbul'da iki adet Hırka-i Şerif'in varlığı bilinmektedir. Birincisi, Hazreti Peygamber'in ashabından Şair Kap Züeyr'e hediye ettiği 124 santim boyunda geniş kollu, siyah yünlü kumaştan dikilmiş, krem renginde yün astarlı bir hırkadır. Hırka bugün Topkapı Sarayı'nda sergilenmektedir. Hırka Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılan iç içe iki altın sandıkta, altın sırmalı, 7 ipek kadife kumaştan oluşan bohçalara sarılı olarak korunmaktadır. Zamanla yer yer harap olmuş bulunan hırkanın sağ ön tarafında 0.23 çarpı 0.30 santim ebadında bir parça ile sağ kolunda eksik bir kısım vardır. İkincisi, Hazreti Peygamber'in Yemenli Veysel Karani'ye verilmesini vasiyet ettiği söylenen diğer bir hırka ise 1617 tarihinde Üveysi sülalesinden Şükrullah Efendi tarafından İstanbul'a getirilen Hırka-i Şerif'tir. Bugün bu hırka İstanbul Fatih'te Sultan Abdülmecid tarafından 1851 yılında yaptırılan
Hırka-i Şerif Camisi'nde muhafaza edilmekte. Her yıl Ramazan'ın 15'inden sonra da burada ziyarete açılmakta ve binlerce kişi tarafından heyecanla ziyaret edilmektedir. Lıhye-i Saadet. Topkapı Sarayı'nda mukaddes emanetler arasında ve Türkiye'mizin birçok camilerinde özel muhafazalar içinde teberrüken saklanıp zamanımıza kadar intikal eden Hazreti Peygamber'in sakal telleri vardır. Bu sakalı şeriflerin pek çoğu camlı bir muhafaza içinde son derece sanatkârene süslenip tezyin edilmiş haldedir. Dindan-ı Saadet. Hazreti Muhammed'in Uhud Savaşı sırasında kırılan dişlerinin bir parçasıdır. Silindir şeklinde altın çerçeveli, üzeri zümrüt ve yakup kaplı, Sultan 6. Mehmet tarafından yaptırılan altın bir kutunun içinde muhafaza edilmektedir. Onu da istediğiniz zaman görebilirsiniz. Livai Saadet. Kap adı da verilen sancak, siyah renge yakın yünlü bir kumaştır. Zamanla yıprandığından yeşil ipekli bir kumaş üzerine yerleştirilmiş şekilde bir sandıkta muhafaza edilmektedir. Hazreti Peygamber'e ait olduğuna inanılan bu sancak, harplerde özel bir merasimle çıkarılırdı. Bunun için öncelikle Hırka-i Saadet'te Fetih Suresi okunur, bizzat hükümdar tarafından alınan sancak arz odasına getirilir, orada Yasin Suresi okunarak yaşlı gözler, dua ve niyazlarla ordu başkumandanına teslim edilir, harpten sonra da aynı merasimle yerine konurdu. Mühri Saadet. Mühri Saadet Hazreti Muhammed'in mührüdür. İlk halifeler tarafından kullanılmıştır. Hazreti Osman tarafından kaybedilen mühür, orijinaline uygun olarak yeniden yapılmıştır. Bağdat'ta ele geçirilen mühür, daha sonra İstanbul'a getirilmiştir. Name-i Saadet. Hazreti Peygamber Hicret'in 9. yılında, başta Bizans İmparatoru olmak üzere, İran, Mısır ve Habeşistan devlet başkanlarına birer mektup yazarak onları İslam'a davet etmiştir. Hazreti Peygamber'in Mısır hükümdarı Mukavkıs'a gönderdiği mektup, asırlar sonra 1850 yılında Barthélemy adlı bir Fransız tarafından Mısır'da bir manastırın kütüphanesinde yazma bir İncil'in kapağına yapıştırılmış olarak bulunmuştur. Küfi hatla 0.19 x 0.16 cm ölçülerinde yer yer delinmiş bir deri üzerine yazılan mektup, Topkapı Sarayı'nda Mukaddes Emanetler Dairesi'nde Ocak 1997 tarihinden itibaren sergilenmektedir. Aynı bölümde Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in yalancı peygamber Müseylemetül Kezzaba, Assa valisi El-Münzir Savaya ve Gassanilerin hükümdarı Haris bin Emişemir'e gönderdiği mektuplarda bulunmaktadır. Suyuf-u Mübareke. Hırka-i Saadet Dairesi'nde bulunan kılıçlardır. Bunlar 20 kılıç olup sadece 2 tanesi Hazreti Muhammed'e aittir. Kavzaları ile beraber kılıçlardan biri 99, diğeri 100 santimdir. Kavzaları, kınları ve üzerindeki süslemeler sonradan yapılmıştır. Bu dairede bulunan diğer kılıçlardan biri Hazreti Davud, diğerleri ise Hulefai Raşidin ve Sahabe-i Kiram'a ait kılıçlardır. Hazreti Peygamber'in ayak izi. Taş ve tuğla zemin üzerinde bulunan ve Nakşi Kademi Saadet de denilen Topkapı Sarayı, Hırka-i Saadet Dairesi'nde 4'ü taş, 2'si tuğla olmak üzere Hazreti Peygamber'e izafe edilen 6 tane ayak izi vardır. Bunların en çok önem verilen ve kapaklı altın çerçeve içinde tutulanı, Sultan Abdülmecid zamanında Trablusgarp'tan getirtilen ve Hazreti Peygamber'in miraca çıkarken bastığı taş olarak rivayet olunan ayak izidir. Bundan başka Eyüp Sultan, Sultan 1. Abdülhamid ve Sultan 3. Mustafa türbelerinde de kademi şerifler bulunmaktadır. Hazreti Peygamber'in yayı. Bambu türü bir ağaçtan yapılmış olup 1.17 uzunluğunda iki ucu sivri yaydır. Altın kaplamalı gümüşten bir mahfazası vardır. Hazreti Peygamber'in terlikleri. Arabistan'ın iklimi ve arazi şartlarına uygun olan sandalet tip ayakkabılar kullanıyordu. Birkaç kat tabaklanmış deri ya da köseleden yapılmış, üzerinde ayağı kavrayan kayışları ve parmak arasından geçen iki bandı vardır. Topkapı Sarayı'nda 3 tane Nalı Saadet sergilenmektedir. Kadeh-i Şerif. Hazreti Muhammed bir gün Medine'de bir yerden dönerken Beni Saide sofası denilen mevkide dinlenmek için mola verir. Yanındaki Seyyid İbn-i Sada'a döner ve oturanlara su ikram etmesini ister. Seyyid o gün Hazreti Muhammed'e su ikram ettiği kadehi hatıra olarak saklar. Çapı 20, yüksekliği 8, kalınlığı 2 santim olan Kadeh-i Şerif'in zamanla yıpranan kısımları siyah bir madde ile dolduruldu. Hazreti Peygamber'in su içtiği ve dudaklarının değdiği kadehin dışı ise 16. yüzyılda gümüşle kaplanarak muhafazaya alındı.